Şimdi konumuz da arkadaşlar dış kuvvetler. Üniversite sınavlarında en fazla ağırlık verilen konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Aynı zamanda en uzun konulardan bir tanesidir bu. Bu mesela dış kuvvetler yeryüzünü şekillendiren çok önemli bir yapıdır aynı zamanda süreçtir. Bunlardan bazen bir tane bazen de iki tane soru gelebiliyor. Şimdi dış kuvvetler demek ne demek arkadaşlar? Adı üstünde bir kuvvet yani. Şekillendirici bir etkiye sahip olandır. Mana olarak ismi arkadaşlar özelliği enerjisini yerin derinliklerinden alan, iç kuvvetlerdi. Enerjisini güneşten ve atmosferden alan arkadaşlar bakın dış kuvvetler çok önemli burada. Enerjisini güneşten ve atmosferden alıp yeryüzünü arkadaşlar uzun süreçler içerisinde yavaş yavaş şekillendiren bir özelliktir. Şunu yazayım ben enerjisini güneş ve atmosferden alan güneş ve atmosferden alıp yeryüzünü uzun bir süreç içerisinde arkadaşlar bakın uzun bir süreç içerisinde şekillendiren kuvvettir arkadaşlar dış kuvvet dediğimiz. Bu şey çok önemli. Uzun süre içerisinde şekillendirmesi çok önemli. Mesela bir akarsuların aşındırıp da bir vadi şekline gelmesi arkadaşlar bazen binlerce yıl sürebiliyor. On binlerce yıl sürebiliyor. Mesela bir delta oluşumu deniz kenarında on binlerce yıl sürebiliyor. İç kuvvetler gibi kısa zamanda hemen aniden şekillendirmiyor arkadaşlar. Bunun öyle bir farkı vardır. Bir de zaten yeryüzündeki şekillenme bu şekildedir. İç kuvvetlerle bir anda şekillenir, bir yeryüzü şekli oluşur. Dış kuvvetler dediğimiz etken de arkadaşlar o oluşmuş şekle başka bir şekil verir ve bir düzleştirmeye çalışır. Bizim dış kuvvetlerdeki en önemli unsurumuz arkadaşlar en fazla yeryüzünü şekillendiren kuvvetimiz akarsulardır. Zaten en büyük çoğunluğu bu oluşturuyor. Burada biraz ayrıntıya ineceğiz. Akarsulardır yeryüzünü şekillendiren. Sonra rüzgarlardır arkadaşlar. Rüzgarlar yeryüzünü şekillendiren kuvvetlerden dış kuvvetler içerisinde. Onun dışında diğeri buzullar ve göllerdir arkadaşlar. Buzullar ve göller yeryüzünü şekillendiren. Onun dışında diğer bir etken dalgalar ve akıntılar arkadaşlar. Dalgalar ve akıntılar. Onlar da yine şekillendiren önemli kuvvetlerdir. Ve diğeri en son karstik şekiller ve kaynaklar arkadaşlar bakın. Karstik şekiller ve kaynaklar yine dış kuvvetler içerisinde yeryüzünü şekillendiren kuvvetlerdir. Böyle yaklaşık olarak 5 ana başlık altında arkadaşlar ayrıntıya ineceğiz. Şimdi dış kuvvetlere gelmeden önce dış kuvvetlerde bir toprak oluşumu var arkadaşlar. Ona bir bakacağız. İlk önemli noktalarımızdan bir tanesi bu. Toprak oluşumu dış kuvvetlerde kayaçların arkadaşlar özellikle 3 şekilde 3 farklı arkadaşa bak yöntemle şekillenerek oluşmasıyla meydana gelen bir süreçtir bu. Birincisi fiziksel çözülüm. Birincisi arkadaşlar fiziksel veya diğer adıyla bakın bu diğer adı çok önemli. Mekanik çözülme arkadaşa bakın. Bu ikinci şu ismi çok önemli çünkü en fazla onu kullanıyorlar. İkincisi kimyasal çözülme arkadaşlar. Kimyasal çözülme. Ve diğer üçüncüsü ise organik veya diğer adıyla biyolojik çözülme. Bu çok nadir görülüyor ama yine de bazı kaynaklarda geçiyor bu. Biyolojik çözülme diye toprak oluşumunda. Toprak bu üç şekilde çözülerek arkadaşlar hem fiziksel yolla hem mekanik yolla yani hem kimyasal yolla hem de biyolojik yolla çözülerek toprak haline gelir. Şimdi şurada özellikle arkadaşlar fiziksel çözülmeye bir ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Acaba fiziksel çözülme ne demektir? Onun bir ayrıntısına ineceğiz. Çünkü sorularda en fazla gelen konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Bu sadece şeyde değil. İklim bilgisinde de karşınıza gelecek. Diğer başka konularda da gelecek. Fiziksel çözülme diyelim. Fiziksel yani diğer adıyla mekanik çözülme. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu sıcaklık farkının, bakın buraya yazıyorum, bu önemli. Sıcaklık farkının
sıcaklık farkının yüksek olduğu, sıcaklık farkının yüksek olduğu bölgelerde taşın veya kayacın, arkadaşlar, kayacın bütünlüğünün bozularak toprak haline gelmesidir, arkadaşlar, bakın. Toprak haline gelmesi. Bu sıcaklık farkının yüksek olduğu yerler dediğimiz nereler mesela, arkadaşlar? Genelde çok sıcak ve kurak olan bölgeler. Yani mesela Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, dünyadansa mesela çöller özellikle. Bu bölgelerde sıcaklık farkı çok yüksektir. Taş nasıl parçalanır arkadaşlar burada? Yani fiziksel yolla çözülür. Şöyledir. Mesela şöyle bir ölçekte bir taş diyelim. Gündüz hava ısındığı zaman arkadaşlar, ısınan her şeyi hatırlıyor musunuz kimyadan veya işte fen bilgisinden? Genleşir. Katı da olsa, sıvı da olsa, gaz da olsa genleşir. İşte taş da arkadaşlar katı bir varlıktır ve ısınmaya bağlı olarak genleşme gerçekleşir. Gece hava soğuduğu zamansa arkadaşlar büzüşür. Soğuktan dolayı insanın şöyle bir gerilme durumu gibi büzüşmeye başlar arkadaşlar. İşte bu genleşme ve büzüşme taşın belli bir süreden sonra yavaş yavaş o bütünlüğünün, yani mekanik yapısının bozulmasına sebep olur veya parçalanmasına sebep olur ve bu şekilde bir fiziksel çözülme gerçekleşir. Ama dediğim gibi sıcaklık farkının çok yüksek olduğu yerlerde olacak. Yani gündüz çok sıcak olacak, gece hava soğuk olacak. Böyle bu şekilde bir farklılıkta meydana gelecek. Mesela ben bir örnek verirsem, şöyle desem ki mesela, acaba şu aşağıda verilen noktalardan hangisinde fiziksel çözülme daha fazladır diye. Mesela gündüz ve gece diyelim mesela. Gündüz ve gece. Gündüzki sıcaklığımız 18 derece. Gece sıcaklığımız 12 derece. Diğerinde gündüz sıcaklığımız 19 derece. Gece sıcaklığımız ise -5 derece. Gündüz sıcaklığımız 25 derece, gece ise 16 derece, diğerinde 32 derece gündüz sıcaklığımız, gece sıcaklığı ise 18 derece, şurada ise 10 derece gündüz sıcaklık, gece ise -1 santigrat derece. Şimdi burada arkadaşlar fiziksel çözülmenin en fazla olduğu yer neresi? Biz bunu buradan nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Buradaki işte dedik ya, sıcaklık farkının yüksek olduğu yerler diyeceğiz. Mesela sıcaklık farkının yüksek, sıcaklık farklarına bakalım. Gündüz 18'miş, gece 12'ymiş. Ne kadarlık bir sıcaklık farkı var? 6 santigrat derecelik. 19'a -5 arkadaşlar. Ne yaptı bu? Gündüz sıcaklık farkı 24 santigrat derece yaptı. 25'e 16, yaklaşık olarak ne kadarlık bir sıcaklık farkı var? 9 derecelik bir sıcaklık var. 32'ye 18 arkadaşlar. Burada ne kadarlık bir sıcaklık var? Yaklaşık olarak 14 santigrat derecelik bir sıcaklık var. 10-1, burada da 11 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı var. Şimdi burada baktığım zaman en yüksek sıcaklık farkı nerede arkadaşlar? Tabii ki şurada. Yani şu 24 santigrat derece dediğimiz yerde ve onun için bu bölgede, burada arkadaşlar, fiziksel çözülme fazladır. Buradaki dediğim gibi günlük de olabilir, yıllık da olabilir, aylık da olabilir, fark etmiyor arkadaşlar. Bizim burada bakacağımız yer bu sıcaklık farkının yüksek olduğu bölge olacak. İşte buralarda fiziksel çözülme fazladır. Ha, dünyada nerelerdedir genel olarak? Dünyada fiziksel çözülmenin yoğun olduğu yerler, yani fazla olduğu görüldüğü yerler arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, ilk dünyada en fazla görüldüğü yer Sahra Çölü'dür. Fiziksel çözülmenin görüldüğü yerler. İkincisi arkadaşlar Victoria Çölü'dür. Victoria Çölü. Üçüncüsü Arap Çölü, hemen yanında şeyin, Sahra'nın yanındaki Arap Çölü. Diğer dördüncüsü arkadaşlar Meksika Çölü. Onun dışında diğer arkadaşlar Orta Şili Çölü. Diğer arkadaşlar Kalahari Çölü. Bunlar dünyadaki çöl alanlarıdır. Türkiye'de nerede görülür mesela arkadaşlar? Özellikle fiziksel çözülmenin görüldüğü yerler. Bir, Güneydoğu Anadolu bölgesi. İkincisi Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Türkiye'de.
Doğu Anadolu bölgesi. Üçüncüsü ise İç Anadolu bölgesi. Buralarda arkadaşlar bu üç bölgemizde fiziksel çözülme görülür. Bunların içerisindeki iller olabilir mesela. Ne bileyim Güneydoğu'da Mardin, Doğu Anadolu'da mesela Erzurum, Kars. Orada da hava sıcaklığının düşük olmasından dolayı bir sıcaklık farkı vardır. İç Anadolu'da da Konya gibi yerleri ifade edebiliriz fiziksel çözülmede. Diğer ikincisi arkadaşlar toprak oluşumunda diğer ikinci etken kimyasal çözülmedir. İkinci etken kimyasal çözülme. Bu da tam tersidir arkadaşlar. Bak kimyasal çözülme de diğerinin tam tersidir. Sıcaklık farkının az olduğu bölgelerde su artı nem ile arkadaşlar bakın su artı nem ile top kayacın veya taşın toprak haline dönüşmesidir burada. Toprak haline dönüşmesidir bu. Burada da etken sıcaklık farkının az olduğu bölgelerde su artı nem ile kayacın arkadaşlar taşın toprak haline dönüşmesidir. Burada işte kayacı eritip de toprak haline getiren arkadaşlar su veya yağmur veya nemdir burada. Ve burada bir de çok önemli mesela. Fiziksel çözülmede mesela sıcaklık fazla olması gerekir dedik ya. Burada da kimyasal çözülmede de eğer sıcaklık fazla olursa mesela bunların üzerinde toprağın çözülmesi ve oluşması, kayacın çözülüp toprak haline gelmesi daha da hızlı olur arkadaşlar. Bakın unutmayalım burada sıcaklık arttırıcı bir unsurdur. Yani sadece nemin ve suyun olduğu yerler değil. Bir de sıcak olan bölgeler olursa bu bölgedeki kayacın toprak haline dönüşmesi, kimyasal olarak çözülmesi daha da hızlı ve şiddetli olur. Bunun en güzel görüldüğü yer dünyada neresidir arkadaşlar? Dünyada tabii ki Ekvator bölgesi. Ekvator'da özellikle iki yer arkadaşlar. Bakın bunun dünyada en güzel görüldüğü yer. Amazon ve Kongo Havzası. Çünkü burada hem yağış fazla hem de arkadaşlar sıcaklık fazladır. Ve dünyadaki kimyasal çözümün en yoğun olarak görüldüğü bölge buralardır. Burada dediğim gibi örnek olarak verirsek tam tersi olacak arkadaşlar. Sıcaklık farkının düşük olduğu yerler olacak mesela. Hani biraz önce verdiğimiz örnekte sıcaklık farkının yüksek olduğu bölgelerde. Burada ise sıcaklık farkının düşük olduğu yerler olacak arkadaşlar. Kimyasal çözülmede. Diğeri ise arkadaşlar biyolojik yani organik çözülme. O da yine Ekvator bölgesinde. Bakın unutmayalım öyle bir not alalım. Biyolojik çözülme veya organik çözülme. Bu da Ekvator'da arkadaşlar. Sadece Ekvator'da görülüyor zaten genelde. Bitkilerin arkadaşlar kayaçların içlerine girerek iç şeylerine böyle sarmaşık şeklinde taşları parçalamasıyla oluşan çözülmedir bu. Ve güçlü bitki kökleri ister mesela taşı parçalayabilmek için. Ve bu da genelde Ekvator bölgesinde ve çevresinde tropikal bölgelerde görülen bir çözülme türüdür. Şimdi kayaçlar çözülüp arkadaşlar toprak haline geldi ya. Şu anda topraklar diyelim. Şimdiki yeni konumuz arkadaşlar topraklar. Acaba bu kayaçlar çözülüp hangi toprak haline geliyorlar? 3 tane toprak türümüz var arkadaşlar yeryüzünde. 3 tane. Bunlardan bir tanesi zaten en önemlisi olan bu arkadaşlar. Zonal toprak. Zonal yani diğer adıyla yerli iklim toprağı demektir arkadaşlar. Bakın yerli iklim toprağı demektir bu. Zonal topraklar. Azonal topraklar arkadaşlar. Azonal topraklar. Yani bu da taşınmış topraktır arkadaşlar. Bu da azonal taşınmış topraktır. Ve bir de intrazonal topraklarımız vardır. Intrazonal. Bu da bitki örtüsünün olmadığı, bitkinin az olduğu yerlerde, bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde görülen topraklardır arkadaşlar. 3 grupta inceliyoruz topraklarımızı. Zonal topraklar, azonal topraklar ve intrazonal topraklar diye 3 grupta inceliyoruz. Şimdi zonal topraklardan başlayalım arkadaşlar. Zonal toprakları şöyle kendi içerisinde 2 gruba ayırıyoruz. Zonal topraklarımızı. Birincisi arkadaşlar nemli iklim toprakları diye. Nemli iklim toprakları diye. Diğerincisi arkadaşlar kurak iklim toprağı diye ayırıyoruz şöyle. Kurak
iklim toprağı diye ayırıyoruz. İlk önce nemlilerden başlayalım. Yani bunlar zonal topraklar, unutmayalım arkadaşlar, iklimin etkisiyle oluşmuş olan topraklardır. Yani iklim nasıl bir özellik gösterirse toprak da o özelliğe bağlı olarak onun gibi şekilleniyor arkadaşlar. O özelliğe bağlı olarak öyle bir yapı gösteriyor. Mesela nemli iklim topraklarından ilki, dünyadaki su ve nem oranının en yüksek olduğu toprak laterit topraktır arkadaşlar, bakın. Laterit toprak. Aşırı yıkanmadan dolayı, öyle bir not alalım arkadaşlar, laterit toprak. Aşırı yıkanmadan dolayı, aşırı yıkanma etkisiyle kirli ve kireçsiz topraktır arkadaşlar bu toprak. Hatta tuz oranı çok düşüktür. Mineral içeren su çok fazla zengin değildir. Ve aşırı yıkanmadan dolayı arkadaşlar bu toprak verimsizdir maalesef. Yani bazen suyun fazla olması işte toprağın verimliliğini de düşürebiliyor. Dünyada bunun en güzel görüldüğü yer arkadaşlar, laterit toprağın dünyada en güzel görüldüğü yer Amazon ve Kongo havzasıdır arkadaşlar. Bakın Amazon ve Kongo havzasıdır. Bizde ise arkadaşlar, burada da bize benzeyen bir özelliği ise arkadaşlar, yani daha doğrusu bu toprağın benzediği özellik ise Rize'de görülür sadece. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu Türkiye'de Rize bölgesinde görülür. Ama dünyada dediğim gibi Amazon ve Kongo'dadır asıl bu toprağın görüldüğü yer. Bizde ise Rize ve çevresinde benzer ama tam özelliğini göstermez ama yine de o toprağa benzer özellik gösterir. İkincisi arkadaşlar, ikinci nemli toprağımız Terra Rossa topraktır. Terra Rossa topraktır. Kırmızı toprak denilir buna aynı zamanda arkadaşlar, bakın. Terra Rossa toprağı aynı zamanda kırmızı toprak denilir. Bunun dünyada en güzel görüldüğü arkadaşlar Akdeniz iklim bölgeleridir. Akdeniz iklim bölgeleri. İşte Türkiye'de nerede görülür bu arkadaşlar? Bakın 3 yer özellikle çok belirgindir Türkiye'de. Teke, Taşeli ve Göller Yöresi arkadaşlar. Bakın Teke, Taşeli ve Göller Yöresi. Türkiye'de bu toprağın çok yoğun olarak görüldüğü bölgelerdir. Terra Rossa toprak. Turunçgil tarımına elverişli olan kırmızı topraktır bu. İçindeki demir oksit maddesinden dolayı. Üçüncü toprak türümüz arkadaşlar Podzol'dur. Podzol'dur. Buna aynı zamanda tayga toprakları da denilir arkadaşlar, bakın. Tayga toprakları. Özellikle soğuk ve nemli iklim toprağı tayga ve boreal ormanların görüldüğü yerlerdeki topraklardır. Bizde ise Karadeniz bölgesinde ise arkadaşlar, bakın Karadeniz bölgesinde dağların yüksek kesimlerinde görülen topraktır bu. Diğer dördüncü toprağımız kahverengi orman toprağı arkadaşlar, bakın. Kahverengi orman toprak. Bu topraklar içerisinde en verimli olanıdır arkadaşlar, bakın. Kahverengi orman toprağı, şöyle altını çizelim bunun. Kahverengi orman toprağı bu nemli iklim toprakları içerisinde en verimli olan topraktır arkadaşlar. Humus açısından zengindir bu yağış miktarına bağlı olarak. Tabi zaten çok fazla değil o kadar da yağış. Karadeniz bölgesinde, Türkiye'de arkadaşlar, özellikle Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçlarında, yani kuzey yamaçlarında görülen topraktır arkadaşlar. Çay tarımına ve kivi tarımına elverişli olan bir topraktır aynı zamanda bu toprağımız. Ve beşinci toprağımız arkadaşlar tundra topraktır. Tundra. Ama bu Türkiye'de görülmez arkadaşlar, bakın. Öyle bir not düşelim. Türkiye'de bu topraktan görülmez arkadaşlar. Türkiye'de görülmez. Çünkü bunun görüldüğü yer arkadaşlar kutup iklim bölgesidir. Ve bu toprak arkadaşlar Türkiye'de görülmez. Tundra toprak. Topraklarımız, nemli iklim topraklarımız bunlar arkadaşlar. Buradan sadece Türkiye'de görülmeyen tundradır. Kurak iklim toprakları ise en verimli olandan başlayalım arkadaşlar. Yine topraklar içerisinde çernezyum topraktır. Çernezyum toprak. Bu topraklar içerisinde en verimli olandır arkadaşlar. Çernezyum. Çayır altı toprağı denilir arkadaşlar. Özellikle sert karasal iklimin çayır altı toprağıdır bu çernezyum. Sert karasal iklimin. Türkiye'de sert karasal iklim çayır altı dediğimiz bölgesi Erzurum Kars'tır arkadaşlar. Ve Türkiye'de de bu toprağın görüldüğü yer Erzurum Kars bölgesidir arkadaşlar. Bakın Erzurum Kars yöresinde görülür. Dünyada ise Ukrayna'da mesela, Doğu Avrupa'da arkadaşlar ve Orta Avrupa'da, Macaristan'da görülür bu. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa dediğimiz bölgelerde. Ve onlar mesela tarım için kullanabilirler. Ama biz bu toprağı maalesef
tarımda kullanamıyoruz arkadaşlar. Erzurum Kars platosu çok yüksek olduğu için ortalaması tarım yapılamıyor. Çok az yerlerinde yapılabiliyor. Genelde biz bunu büyükbaş hayvancılıkta kullanıyoruz. Yaz yağışlarıyla bu bölgede otlaklar bayağı bir genişliyor. Geniş ve yer kaplıyor. Ve biz burayı büyükbaş hayvancılıkta kullanıyoruz bu çernozyum toprağı. Kara toprak derler. Humus açısından çok zengin olan bir topraktır. İkinci toprağımız arkadaşlar kahverengi. Kahverengi step toprağıdır arkadaşlar. Bak kahverengi step toprağı. Bu da Türkiye'de en fazla görülen toprak türlerinden bir tanesidir. Yıllık yağış miktarı, şunu özellikle not alalım arkadaşlar. Kahverengi step toprağında yıllık yağış miktarı 400 mm'nin altında olan yerlerde görülür. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazladır işte bu. Yıllık yağış miktarı 400 mm'nin altında görülen toprak türüdür ve humus açısından fakirdir arkadaşlar bu toprak. Genelde işte tahıl tarımına ve küçükbaş hayvancılığa elverişli olan topraktır. Onun bir değişiği daha vardır. Biraz daha humus açısından zengin olan bir toprak türü. O da kestane renkli step toprağıdır arkadaşlar. Bu da ikinci step toprağımız. Kestane step diye. Kestane renkli step toprağımız diye. Burada işte yağış miktarı buna göre biraz daha fazladır yani. Farkı odur arkadaşlar. Burada 400 milimetredir. Burada da 700'de 800 milimetreye kadar çıkar arkadaşlar. Ve bunda işte verim biraz daha yüksektir. Burada humus açısından verimlilik biraz daha fazladır burada. Bu da genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde görülen topraktır arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde de doğu kısımlarında yani yukarı Kızılırmak ve Orta Kızılırmak bölümünde görülen topraktır bu. Kestane step toprağı. Yine aynı şekilde tahıl tarımına ve küçükbaş hayvancılığa elverişlidir. Dördüncü ve son toprağımız kurak iklim toprağı çöl topraktır arkadaşlar bakın. Çöl toprak. Ve bu da Türkiye'de görülmez arkadaşlar bakın. Buna da öyle bir not düşelim. Bu da Türkiye'de görülmez arkadaşlar bu toprak. Neden? Çünkü çöl bölgesi değiliz arkadaşlar biz. Bunlar genelde işte biraz önce saydığımız çöller vardı ya. Victoria çölü, Arabistan çölü, Sahra çölü orada görülen topraktır. Tuz ve kireç oranı çok yüksek olan alkali toprak. Hatta intrazonalde göreceğiz. Alkali toprak türündeki bir topraktır arkadaşlar. Tuz ve kireç oranı mineral açısından çok zengindir ama humus açısından çok fakirdir arkadaşlar. Yağış miktarı çok düşük olduğu için bu topraklar Türkiye'de görülmez. Şimdi buralardan baktığım zaman şu zonal toprak ve iklim toprakları içerisinde nemli ve iklim kuraklara baktığım zaman Türkiye'de görülmeyen iki tanedir arkadaşlar. Birincisi tundra toprak, diğeri ise çöl topraktır. Diğerler ama arkadaşlar Türkiye'de görülen topraklardır. Şimdi azonal topraklar diyelim. Azonal. Bunlar da taşınmış toprak demektir arkadaşlar. Azonal taşınmış olan topraklar. Özellikle dış kuvvetlerin etkisiyle yani akarsuların, yağmur sularının etkisiyle arkadaşlar bir yerden başka bir yere giden topraklardır. Özellikle akarsuların oluşturdukları vardır mesela. En başta akarsular diyelim mesela. Bu taşıyan kuvvetlerden akarsular ve yağmur suları diye. Özellikle şöyle bir ayıralım bunları. Akarsular ve yağmur sularının oluşturduğu topraklar nelerdir mesela? Özellikle 3 gruba ayrılır arkadaşlar bunlar. Akarsuların, yağmur sularının oluşturduğu, aşındırdığı topraklar. Birincisi alüvyal toprak arkadaşlar. Alüvyal toprak. Bu dünyadaki en verimli topraktır arkadaşlar. Şöyle bir not düşelim buna. Dünyadaki en verimli topraktır arkadaşlar bu. Neden en verimli toprak arkadaşlar bu? Çünkü bu karışım topraktır aynı zamanda. Yani mesela bir akarsuyun aktığı bölgedeki bütün kayaçların arkadaşlar böyle toplanıp getirilip biriktirdiği yerdir bu alüvyal toprak. Ve nerede birikiyor bunlar genelde? Tabii ki deniz kenarında arkadaşlar. Deniz kenarında birikiyor. Bu deniz kenarında birikmiş olan toprağı aynı zamanda biz delta toprağı da diyoruz. Veya delta bölgesi de diyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi dünyanın en verimli toprağıdır. Bizim bu toprakların görüldüğü yerler nerelerdir acaba? Alüvyal toprağın Türkiye'de görüldüğü yerler. Mesela birincisi Çukurova'da arkadaşlar bakın. Bu toprağın Türkiye'de görüldüğü yerler Çukurova'dır. Sonra hemen yanında arkadaşlar Silifke Delta Ovası'dır. Onun dışında biraz Ege'ye geçtiğimiz zaman Balat ve Menemen arkadaşlar bakın. Balat ve Menemen. Şeye geçtiğim zaman Karadeniz'e geçtiğim zaman arkadaşlar Bafra ve
çarşambada görülen topraklardır arkadaşlar. Bunlar da Bafra ve çarşambada görülen topraklardır. Alüvyol topraklardır. Yani bu delta ovalarıdır arkadaşlar. Delta ovalarında görülen toprak türüdür bu. İkincisi arkadaşlar kolüvyol topraktır bu. Kolüvyol topraktır bu. Kolüvyol. Bunlar da yamaç toprağıdır arkadaşlar. Mesela bu deniz kenarında olan toprak diye arkadaşlar. Kolüvyol toprak dediğimizde yamaçta birikmiş olan yani yamaç birikim toprağıdır bu. Yamaçlarda birikmiş olan topraktır arkadaşlar. Yani buna biz aynı zamanda şey deriz. Birikinti konusu deriz mesela. Dış kuvvetlerde göreceğiz arkadaşlar. Birikinti konusu. Yani bu deniz kenarına kadar inmez de deniz kenarına kadar gitmez de arkadaşlar. Dağ yamaçlarında biriken topraktır. Bu birikinti konisi dediğimiz topraktır. Bu da verimli topraktır. Ama farkı biri deniz kenarındadır, diğeri ise yukarıdadır arkadaşlar. Ve üçüncüsü arkadaşlar, akarsuların ve yağmursuların oluşturduğu üçüncü topraksa litosol topraktır arkadaşlar bakın. Litosol toprak. Bu da şudur arkadaşlar, litosol toprak özellikle akarsular veya yağmur suları ufak kayaçlar arkadaşlar bakın ufak çok rahatlıkla götürülebilecek olan kayaçları götürürler ama İri kayaçlar arkadaşlar, biraz daha büyük kayaçlar mesela onları götüremezler. Bir yerde biriktirirler. İşte birikmiş olan bu topraklara arkadaşlar litosol toprak denilir. Yani taş toprak denilir bunlar aynı zamanda. İri kayaçlardan oluşan topraktır arkadaşlar. Bazen görürsünüz mesela sular alıp bazı toprakları aşındırmıştır mesela götürmüştür ama iri kayaçları mesela biraz daha büyük kayaçları götüremezler mesela gücü yetmez ve bir yerde birikirler o taşlar. İşte o taşların oluşturduğu topraklara da litosol toprak denir. Taşınmış topraklarımız bunlar arkadaşlar. Gel gelelim intrazonal topraklarımıza. İntrazonal topraklar bunlar nelerdir? Bitki örtüsünün mahrum olduğu yerlerde görülen topraklardır arkadaşlar bakın. Bitki örtüsünün mahrum olduğu yerlerde, bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde görülen toprak türüdür. Zaten bunlar 3 grupta inceleniyor. Bitki örtüsünün az olduğu yerler yani bitkinin az olduğu yerler genelde nasıl yerlerdir arkadaşlar? Sıcak ve kurak olan bölgelerdir. Zaten bu topraklarda görülen yerler oralardır. En başta arkadaşlar ilk toprağımız bu intrazonaller grubu içerisindeki arkadaşlar vertisöller. İlk toprağımız vertisöl topraktır. Vertisöller. Bunlar genelde arkadaşlar bak killi ve kireçli topraklardır. Özellikle sıcaklığın ve kuraklığın olduğu dönemde çatlak topraklardır arkadaşlar bakın. Çatlayan topraklardır. Özellikle yarıkların oluştuğu topraklardır bunlar. Kuraklığın olduğu dönemlerde çatlayan ve yarılan topraklardır arkadaşlar. Vertisol topraklar. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazla görülen topraklardır arkadaşlar. Onun dışında rentnizel toprak dediğimiz rentnizel toprak. Yine aynı şekilde kireçli ve kumlu olan topraktır arkadaşlar bu rentnizeller. Yine kurak olan bölgelerde görülen topraktır. Ve diğeri alkali toprak arkadaşlar. Alkali toprak. Özellikle tuzlu topraktır arkadaşlar. Tuzlu topraktır. Tuz miktarının çok yüksek olduğu topraktır. Hatta tuz miktarı toprak miktarından daha fazladır arkadaşlar burada. Alkali toprakta. Tabii Türkiye'de bunun en güzel görüldüğü yer neresidir arkadaşlar? Tuz Gölü değil mi? Tuz Gölü ve çevresi bu alkali toprağın görüldüğü yerlerdir arkadaşlar. İntrazonal topraklarımız bunlar. Azonellerde arkadaşlar akarsular dışında bazen konu olarak yine müfredat dahilinde geçiyor. Onları da belirtelim. Biz genelde akarsu ağırlıklı olarak gidiyoruz. Ama bazen azonellerde taşınmış olan arkadaşlar şöyle toprak var mesela rüzgarların taşımış olduğu yine bahsedeceğim mesela rüzgarların taşımış olduğu löz toprak bir de buzulların taşımış olduğu arkadaşlar moren toprak diye topraklarımız da var. Bunları yine rüzgarlar ve buzullar konusunda ayrı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk konumuzdan başlayalım arkadaşlar. Asıl en önemli konumuz akarsular diyelim. Yeryüzünü dış kuvvetler içerisinde en fazla şekillendiren kuvvettir arkadaşlar. Akarsular. Bir başlık atalım. Akarsular. Yeryüzünü
Dediğim gibi en fazla şekillendiren kuvvettir arkadaşlar bu akarsular. Hatta %70'lik bir oranı vardı yani dış kuvvetler içerisinde. Şimdi akarsuların tanımına baktığımız zaman en başta bir akarsuyun arkadaşlar şey olarak kaynak dediğimiz bir bölgesi vardır arkadaşlar, bakın akarsuyun kaynak dediğimiz bir bölgesi vardır terimlerle ilgili olarak. Bu şudur arkadaşlar, akarsuyun yeryüzüne çıktığı bölgedir. Akarsuyun yeryüzüne çıktığı noktadır arkadaşlar. Çıktığı noktadır. Akarsuyun aktığı yerdir arkadaşlar, bakın. Yatak dediğimiz bir bölge vardır. Akarsuyun yatağı. Yani akarsuyun aktığı bölgedir arkadaşlar. Aktığı yerdir o. Akarsuyun ve ağız dediğimiz bir bölge vardır. Özellikle bu üç terim çok önemli. Bu da akarsuyun denize döküldüğü yerdir arkadaşlar, bakın. Denize döküldüğü yerdir burada. Akarsuyun ağız dediğimiz kısmı. Yani şöyle bir şey, mesela ben kaynak olarak bir çizeyim şuraya. Şu akarsuyun, şu da denize döküldüğü yer dediğimiz bölge olsun. Şurası da deniz olsun. Genelde akarsuyun kaynak dediğimiz yerleri arkadaşlar yamaç kaynağının olduğu yerler. Mesela akarsuyun çıktığı yer şurası olsun arkadaşlar, bakın. Akarsuyun yeryüzüne çıktığı bölge. İşte burası arkadaşlar, bakın, kaynaktır. Akarsuyun yeryüzüne çıktığı yer burasıdır. Şurada akarsuyun aktığı nokta olsun. Şöyle. Şurada denize ulaştığı yerdir arkadaşlar. Bakın, denize ulaştığı yer. Burası da ağızdır arkadaşlar. Bu kısımda ağızdır. İşte şurası akarsuyun şu aktığı bölge ise arkadaşlar, bakın, bu da yatağıdır. Akarsuyun yataktır burası da. Yatak dediğimiz bölgesidir. Bunların bazında şöyle farklı isimler de veriliyor arkadaşlar. Bunlara büyük yazalım. Bunlara bazen şöyle farklı isimler de veriliyor. Akarsuyun doğduğu yere, yani yeryüzüne çıktığı yere arkadaşlar, diğer bazı kaynaklarda yukarı çığır deniliyor. Bakın, unutmayalım bunu. Akarsuyun yeryüzüne çıktığı bölge arkadaşlar, bakın, yukarı çığır deniliyor. Ve burası mineral açısından arkadaşlar veya biyoçeşitlilik, canlı çeşitlilik açısından çok fakir olan bir bölgedir. Yatağı arkadaşlar, bakın, orta çığır denilir. Orta çığır denilir ve ağız kısmı ise, denize döküldüğü bölge ise arkadaşlar, aşağı çığır denilir. Akarsularda bize ait bir ifadedir arkadaşlar. Türkçe bir ifadedir bu. Aşağı çığır deriz ve bu bölge işte arkadaşlar, özellikle aşağı çığır hem mineral açısından hem de biyoçeşitlik açısından en zengin olan bölgedir arkadaşlar. Yani denize karıştığı bölge dediğimiz nokta arkadaşlar, bakın, aşağı çığır mineral açısından en zengin olan bölgedir. Bir de akarsuyun arkadaşlar kollarıyla beraber aktığı bölge vardır veya kollarıyla beraber birleştiği noktalar vardır. Mesela işte bak, şöyle başka yerlerden beslenme kaynağıyla oluşturduğu alan vardır. İşte bu bölgeye de arkadaşlar, bakın, akarsuyun şu kollarıyla beraber oluşturduğu bölgeye de akarsu havzası denilir. Buraya da akarsu havzası denilir. Akarsuyun kollarıyla beraber oluşturduğu alandır arkadaşlar. Dünyada bugün en büyük böyle kollarıyla beraber çok geniş bir alan, havza oluşturan nehirlerse dünyada Mississippi Nehri ile Sarı Nehir'dir. Çin'deki Sarı Nehir mesela. Bunlar kollarıyla beraber çok geniş bir alan kaplayan, havzası çok büyük olan akarsulardır arkadaşlar. Özellikle burada şekil olarak şey çok önemli. Şu kaynak, yatak ve ağız kısmı dediğimiz arkadaşlar noktalar çok önemli. Kaynağı yukarı çığır diyoruz arkadaşlar. Akarsuyun aktığı yatağı orta çığır diyoruz ve ağız kısmını ise aşağı çığır diyoruz. Akarsular özelliklerine göre arkadaşlar nasıl sınıflandırırlar? Şimdi onlara bir bakacağız. Akarsuların özelliklerine göre sınıflandırılması. Mesela en başta özelliklerine göre sınıflandırma dediğimiz zaman arkadaşlar, düzenli bir rejime sahip olanlar. Mesela düzenli bir rejime sahip olanlar arkadaşlar akarsuyun. Bu düzenli rejim dediğimiz arkadaşlar şöyle bir ifadedir akarsularda. Şurada ay dağılımı verilir mesela özellikle. Ve akarsuyun arkadaşlar, bakın, bu düzenli olan rejimi. İşte akarsuyun yıllık baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde fazla bir değişme olmayan arkadaşlar. Debisinde, yani saniyede akıtı metreküpte arkadaşlar, bakın, debisinde
fazla bir değişikliğin olmadığı rejimdir arkadaşlar. Düzenli rejim. Burada fazla, yıl içerisinde fazla değişmez. Mesela düzenli bir akarsu rejimine sahip olan bölgelerde neler yapılabilir mesela arkadaşlar? Bakın. Burada ulaşım ve deniz ticareti arkadaşlar. Ulaşım ve ticaret yapabilirsiniz mesela. Burayı kullanabilirsiniz. Ulaşım ve ticarette bu bölgeyi. Onun dışında mesela taşkınlar görülmez arkadaşlar burada. Bu düzenli rejime sahip olan bölgelerde taşkınlar görülmez. Ve yağış miktarı belirgindir arkadaşlar bakın. Burada yağışlar düzenlidir. Düzenli bir yağış rejimi vardır burada. Düzenli bir yağış rejimi vardır. Ve genelde arkadaşlar beslenme özelliğine göre yağmur sularıyla beslenirler bunlar. Yağmur suları ile beslenen akarsulardır arkadaşlar. Ulaşım imkanı vardır burada. Bunun dünyada en güzel görüldüğü düzenli rejim olarak bu bizim bahsettiğimiz örneğin görüldüğü akarsu arkadaşlar dünyada Amazon Nehri'dir. Bak unutmayalım Güney Amerika'daki Amazon Nehri böyle bir özelliğe sahiptir. Bir de düzensiz olanı vardır arkadaşlar. Düzensiz rejim dediğimiz. Çünkü bunlar sorularda geliyor özellikle. Düzensiz rejim akarsuyu. Ay içindeki dağılımlar diyelim şöyle. Burada ise arkadaşlar akarsu özellikle belirgin bir dönemde yani belirgin bir dönem dediğimiz mesela 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. aylar dediğimiz özellikle şu ilkbahar döneminde arkadaşlar bakın şu ilkbahar döneminde çok belirgin bir şekilde artan Türkiye örneği verdiğimiz zaman mesela burada ilkbahar döneminde çok belirgin bir şekilde artıp da arkadaşlar sonra tekrardan azalıp artan bir grafiğe sahiptir. Özellikle bizdeki şu dönemlerde arkadaşlar bakın şu ilkbahar döneminde karların erimesiyle meydana gelen dönemde arkadaşlar bakın meydana gelen rejimdir. Bu da yine aynı şekilde debisi. Debisinin arttığı dönem ilkbaharsa arkadaşlar 4. 5. ve 6. aylarsa mesela ilkbaharla yaz dönemi döndüğümüz zaman artıyorsa arkadaşlar genelde kar erimeleri vardır. Bakın unutmayın. Kar erimelerinden dolayı böyle bir düzensizliğe sahiptir. Genelde de zaten düzensiz rejimlerde arkadaşlar hep böyledir yani. Şu ilkbahardaki kar erimeleriyle meydana gelen bir oluşumdur bu. Düzensiz rejime sahip olan akarsularda ulaşım yapılamaz arkadaşlar. Bakın ulaşım yapılamaz burada mesela bu bölgede. Genelde bunlar arkadaşlar taşkınlar görülebilir mesela bu dönemlerde. Taşkınlar özellikle ilkbahar döneminde taşkınlar görülebilir burada. Onun dışında mesela düzensiz bir yağış rejimine sahiptir arkadaşlar buralar genelde. Bakın düzensiz bir yağış rejimine sahiptir. Bunlar arkadaşlar genelde ya karmadır. Karma özelliğe sahip olan, beslenme özelliği karma olanlardır. Veya işte kar ve buz erimelerinden, kar ve buz erimeleriyle beslenirler arkadaşlar. Beslenme kaynağı ya karmadır arkadaşlar ya da kar ve buz erimeleriyle meydana gelen bir beslenme özelliği vardır bunların. Bunu unutmayalım arkadaşlar çünkü sorularda bunlar gelecek. Ve Türkiye'de de zaten Türkiye'deki akarsuların çoğu şu özelliğe sahiptir arkadaşlar düzensiz rejime. Bizde çok az düzenli rejime benzeyebilecek olan yer Karadeniz bölgesindeki birkaç tane akarsuyun koludur arkadaşlar. Onun dışında ama Türkiye'deki birçok akarsuyun genelde rejim özelliği arkadaşlar düzensizdir. Yani Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesindeki akarsularımızın neredeyse tamamı arkadaşlar böyle bir özellik gösterir. Şu beslenme özelliği derken ona bir hemen değinelim arkadaşlar. O beslenme özelliği dediğimiz nedir mesela? Nelerle beslenirler? Akarsular beslenme özelliklerine göre diyelim mesela. Beslenme özelliklerine göre. Birincisi arkadaşlar. Birincisi Türkiye'deki kar ve buzul erimeleriyle beslenenler. Kar ve buzul erimesiyle beslenen akarsular. Türkiye'deki akarsuların çoğu bu özellik gösterir arkadaşlar. Kar ve buzul erimeleriyle beslenir. Özellikle nerededir? Bu Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'in belli bölgelerinde, İç Anadolu bölgesinde olan genelde arkadaşlar akarsularımızın beslenme kaynağı budur. Mesela Türkiye'deki en büyük akarsu dediğimiz Fırat ve Dicle'nin mesela en başta Aras ve Kura'nın mesela kapalı havza olanlar. Bunların beslenme özelliği bu şekildedir.
İkincisi arkadaşlar bakın ikincisi yağmur sularıyla beslenenler. Yağmur sularıyla beslenenler. Bunlar da Türkiye'de yağmur sularıyla beslenenler yine Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde olanlardır. Çünkü Karadeniz bölgesinde yağışlar sonbahar döneminde artar. Akdeniz bölgesinde ise kışındır. Zaten dikkat edin. Eğer kışın artıyorsa arkadaşlar mesela yağmur sularıyla beslenen bir akarsu diye bir soru gelirse mesela ve özellikle kış mevsiminde artıyorsa Akdeniz iklim bölgesindedir. Eğer sonbaharda artıyorsa arkadaşlar o zaman da Karadeniz bölgesindedir bu. Üçüncüsü arkadaşlar yeraltı sularıyla beslenenler. Yeraltı sularıyla beslenenler arkadaşlar bakın. Bunlar da genelde Türkiye'de yeraltı sularının en yoğun olduğu bölgeler, toprağın geçirimli, kirli ve karstik olduğu bölgeler Akdeniz bölgesidir ve buralardadır. Mesela özellikle Manavgat, Aksu Nehri arkadaşlar bakın unutmayalım. Manavgat ve Aksu Nehri yeraltı sularıyla beslenen akarsulardan birkaçına örnektir. Dördüncüsü ise arkadaşlar göl sularıyla beslenenler. Göl sularıyla beslenen akarsular. Bunlar da yine bizim göller yöresinde özellikle beslenen akarsularımızdır. Ve bir de karma özelliği olan yani bunların karışığı olan göllerimiz vardır. Akarsularımız vardır daha doğrusu. Beslenme özelliklerine göre de bunlardır arkadaşlar. Ama özellikle şunlar yani. Şu ilk ikisi önemli bizim için arkadaşlar. Bu beslenme özelliğine göre. Şimdi Türkiye'deki akarsuların özellikleri diyelim. İşte en önemli konumuz bu zaten. Türkiye'deki akarsuların özellikleri. Bunları bir hemen kalem kağıdı ayrı bir yere yazıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü en önemli konumuzdur aynı zamanda bu nokta içerisinde. Hemen ayrı bir sayfayı açalım şöyle bir kağıt, bir kalemimizi hemen hazırlayalım ve tek bir başlık altında şu Türkiye'deki akarsuların özellikleri diyelim. Çünkü bunlardan özellikle denemelerde çok defa karşısına çıkacak olan, testlerde karşısına çıkacak olan noktadır bu. Birincisi, Türkiye'deki akarsuların arkadaşlar bakın akış hızı, akım hızı veya diğer adıyla yani debisi arkadaşlar akım veya debisi arkadaşlar hatta şöyle yazayım. Akış hızı veya akım hızı arkadaşlar yani debisi yüksektir arkadaşlar bakın. Türkiye'deki akarsuların akış hızı veya akım hızı yani debisi arkadaşlar yüksektir. Neden yüksektir arkadaşlar bu? Çünkü Türkiye'nin büyük bir kısmı, üçte ikisi neredeyse arkadaşlar dağlık ve engebelidir ve ortalama yükseltisi fazladır. Bakın ona da böyle özellikle bir not alalım. Ortalama yükseltisi fazladır arkadaşlar bakın. Ortalama yükseltisi fazla olduğu için, dağlık ve engebeli bir bölge olduğu için bizdeki akarsuların arkadaşlar akış hızları yani akım hızları debisi saniyede akıttığı metreküp cinsinden değeri yüksektir arkadaşlar. İkincisi işte bu çok önemli. Enerji potansiyeli yüksektir arkadaşlar. Bununla alakalı olan bir önemli. Enerji potansiyeli bunların arkadaşlar bakın yüksektir bizdeki akarsuların. İşte bu akış hızlarının fazla olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Türkiye'deki akarsularından da arkadaşlar kolları ve kendi arkadaşlar, kendi uzunlukları arkadaşlar kolları ve kolları şöyle diyelim akarsuların boyları kısadır diyelim arkadaşlar. Daha açıklayıcı bir ifade olarak. Akarsuların arkadaşlar bizde boyları kısadır. Boylarının kısa olması yine yer şekillerinin kısa mesafede değişmesinden kaynaklanır arkadaşlar. Bakın burada işte boylarının kısa olması ondan kaynaklanıyor. Onun dışında arkadaşlar ulaşım yapılamaz. Burada bizim akarsularımızda arkadaşlar ulaşım yapılamaz genelde. Ve düzensiz bir rejime sahiplerdir arkadaşlar. Bakın düzensiz bir rejime sahiplerdir. Yani düzensiz bir rejim dediğimiz neydi hatırlayalım. Düzensiz bir rejim. Yani akarsuyun bir dönemde çok fazla akıp diğer dönemde çok az akması. Böyle bir özelliğe sahiptir. Diğer altıncı özelliğimiz arkadaşlar genelde kar ve buzul erimeleriyle beslenirler. Genelde bizdeki akarsuların arkadaşlar bakın kar ve buzul erimeleriyle beslenen
Akarsulardır. İşte bizdeki akarsuların genel anlamda özellikleri bunlardır arkadaşlar. Akış hızı, akım hızı yüksektir. Enerji potansiyelleri fazladır, yüksektir. Akarsuların boyları kısadır bizde. Ulaşım yapamayız arkadaşlar. Düzensiz bir rejime sahiptir genelde akarsularımız. Bir dönem artar, bir dönem azalır. Kar ve buzul erimeleriyle beslenir. Yani çoğunluk genelde kar ve buzul erimeleriyle beslenir. Yani sadece bu değil. Tabii yeraltı sularıyla beslenenler var. Yağmur sularıyla beslenenler var. Ama genelde kar ve buzul erimeleriyle olan daha fazla bir ağırlık teşkil eder arkadaşlar. Şimdi akarsulardaki aşınım ve birikim şekilleri diyelim arkadaşlar. Bu da yine önemli olan bir konumuz bu. Akarsulardaki aşınım ve birikim şekilleri. Yine akarsular diyelim. Akarsular aşınım ve birikim şekilleri diyeceğiz arkadaşlar. Aşınım ve birikim şekilleri. Bunlar nelerdir arkadaşlar? İlk önce aşınım olan yerlerde nasıl bir özellik vardır acaba? Akarsuların aşındırdığı bölgelerde nasıl bir ayrıcalık vardır? Genelde unutmayalım arkadaşlar. Eğim burada eğim fazladır arkadaşlar bakın. Akarsuyun aşınım yaptığı yerlerde eğim ve engebe fazladır arkadaşlar. Ve akarsuyun akış hızı fazla olduğu için arkadaşlar su miktarının veya yük miktarı burada da fazladır bakın. Yük miktarı buralarda fazladır özellikle aşındırmaya bağlı olarak. Ama temeli şudur arkadaşlar. Akarsuyun aşınım yaptığı yerlerin temel özelliği arkadaşlar eğimin fazla olmasından kaynaklanır. Şimdi aşınım şekillerimiz nelerdir acaba? Tek tek bunlara bir bakalım hemen. Bunları bir kere en başta bir şöyle bir sıralayalım arkadaşlar. Sonra ayrıntısına ineceğiz mesela. Birincisi akarsuyun aşınım şekilleriyle en fazla oluşan yeryüzü şekli vadidir arkadaşlar. Bakın unutmayalım en fazla vadidir. İkincisi platodur arkadaşlar. Üçüncüsü dev kazanı. Yani şelalelerde görülen özelliktir. Bunu anlatacağım mesela. Dördüncüsü peribacalarıdır. Peribacaları. Beşincisi arkadaşlar kırgı bayır. Kırgı bayır. Bunun diğer adı da Batlands'tır. Bazen onu bile verebiliyorlar sorularda. Batlands. Altıncısı arkadaşlar Peneplen'dir. Peneplen. Yani yontuk düz dediğimiz özelliktir. Yedincisi arkadaşlar Menderesler'dir. Menderesler. Ve sekizincisi ise arkadaşlar Taraça. Yani Seki'dir. Taraça yani Seki. Ama özellikle şu ikisinin arkadaşlar şöyle bir farklılığı vardır. Bak unutmayalım. Menderes ve Taraça'nın şöyle bir farklılığı vardır. Aynı zamanda da kısmi olarak birikim özelliği gösterirler arkadaşlar. Yani sadece aşındırım değil, aşındırma değil. Aynı zamanda birikim özelliği de gösterebilirler. Birikimlere geldiğimiz zaman eğim azalacaktır arkadaşlar. Bakın burada eğim azalacaktır. Yine aynı şekilde yük miktarı toplanacaktır arkadaşlar burada. Yük miktarı fazla olacaktır ve yük miktarının toplanması gerekecektir burada birikim dediğimiz. Bunlardaki birikim şekilleri nelerdir mesela? En başta en önemlisi arkadaşlar tabii ki delta'dır. Bakın unutmayalım. En önemlisi delta'dır. İkincisi birikinti konüsidir. Hani biraz önce bakmıştık birikinti konüsü neydi? Hangi topraklara giriyordu? Kolüvyal topraktı değil mi? İkincisi birikinti konüsü arkadaşlar bakın. Birikinti yelpazesi bunların birikmesiyle birikinti yelpazesi. Dördüncüsü dağ içi ovası arkadaşlar. Bakın bunların karşılıklı olarak birleşmesiyle meydana gelen dağ çuvası ve beşincisi ise ırmak adası. Akarsu'nun içinde birikmeyle oluşan küçücük bir adadır arkadaşlar. Onlara da ırmak adası denir. İşte birikim şekillerimiz de bunlar. Bunları birer defa yazalım arkadaşlar. Çünkü çok önemli bunlar. Çünkü sorularda aşağıdakilerden hangisi akarsu'nun aşınım şekilleri veya birikim şekilleridir diye soru geliyor. Dört tanesini veriyor. Bir tane başka bir şekil özelliği veriyor. Bunları bir madde madde yazalım hemen. Bunlar nelermiş diye. Ondan sonra arkadaşlar tek tek konularımıza gireceğiz. Dediğim gibi aşınım şekilleri vadi, plato, dev kazanı, peribacaları, kırgı bayır, peneplen, yontuk düz aynı zamanda, menderes ve taraçalardır. Birikim şekilleri ise arkadaşlar delta en önemlisi zaten budur. Birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ çovası ve ırmak adası diye
şekillenir. Şimdi aşınım şekillerinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi akarsu aşınım şekilleri diyelim. Akarsu aşınım şekilleri. Birincisi arkadaşlar vadiler. Akarsuyun aşındırmasıyla meydana gelen yeryüzü şekilleridir arkadaşlar. Bunun da kendi içerisinde özellikleri vardır vadiler mesela. Birincisi arkadaşlar çentik vadidir. Ve şu şekilde olan vadidir. Çentik vadi. V profilli vadi demektir arkadaşlar. Bakın unutmayalım, çentik vadiye şöyle V profilli vadi denilir arkadaşlar. V profilli, özellikle onu belirtelim, V profilli vadi denilir arkadaşlar. Akarsuyun derine aşındırma yaptığı, öyle bir not düşelim arkadaşlar. Ve ulaşım imkanı olmayan vadi türüdür arkadaşlar. Bakın burada ulaşım yapma imkanı çok zordur. Derine doğru aşındırma yapar. Ve dediğim gibi ulaşım imkanı yoktur. Bu Türkiye'de en fazla görülen vadi türüdür. Yani Toroslar'da, Kuzey Anadolu dağlarında, Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla görülen vadi türümüzdür arkadaşlar bu çentik vadi. Ve dediğim gibi not düşelim. Türkiye'de en fazla görülen vadi türüdür bu. İkincisi arkadaşlar Boğaz Vadi. İkinci türümüz Boğaz Vadi. Bu da tam tersi U profilli arkadaşlar. Bakın bu da U profilli vadi türümüzdür bu. Şöyle yani. Burada. Buradaki fark da arkadaşlar. Bakın şöyle. U profilli vadimizdir arkadaşlar. Burada biraz daha geniştir arkadaşlar. Demek ki akarsuyun burada sağa sola doğru aşındırma yapması biraz daha fazla olmuş. Menderesler yapmış arkadaşlar. Tabanı biraz daha genişletmiş burada. Ve burada mesela ulaşım imkanı vardır. Derine bir aşındırma yoktur o kadar. Burada ulaşım imkanı vardır. Hatta biz buradan 3 tane bizim arkadaşlar burada kullandığımız geçit vardır. Mesela Boğaz Vadi olarak. Bunlardan bir tanesi Çubuk Boğazı arkadaşlar. Bakın Çubuk Boğazı. İkincisi arkadaşlar diğeri Gülek Boğazı. Ve üçüncüsü ise arkadaşlar Geyve Boğazı. Şu ikisi arkadaşlar şeydedir. Akdeniz bölgesi. Çubuk Boğazı mesela. Hatta bak şöyle bir ayrıntıya ineyim. Bu önemli çünkü Çubuk Boğazı. Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlar arkadaşlar. Diğeri Adana'yı arkadaşlar. Adana'yı işte İç Anadolu bölgesine bağlayan bölgedir. İç Anadolu bölgesine ve Doğu Anadolu bölgesine bağlayan yerdir. Geyve Boğazı ise arkadaşlar işte Sakarya'yı güney illerine, Sakarya'yı güney bölgesine bağlayan bir boğazdır arkadaşlar bakın. Burası da Boğaz vadilerimiz bunlar. Özellikle dediğim gibi 3 tane. Yani biz bunlara isim bile vermişiz yani Çubuk Boğazı, Gülek Boğazı ve Geyve Boğazı diye. Üçüncü boğaz türümüz arkadaşlar. Bu yavaş yavaş vadi olarak değil de bu başka bir özelliği özellikle yapı olarak kanyon vadi dediğimiz türüdür arkadaşlar. Bakın bu kanyon vadi. Bunun tek farkı diğerlerinden tek farkı arkadaşlar bu karstik arazide görülen bir vadidir. Yani diğer vadilere yine benzer. Şöyle biraz bazıları da merdiven şeklinde olan şeyleri de vardır. Karstik yapıdan dolayı, aşınmadan dolayı şöyle bir vadidir ama tek farkı arkadaşlar karstik arazide görülen vadidir bu kanyon vadi. Dünyadaki bizim en güzel kanyon vadi arkadaşlar Göksu Kanyonu'dur. Dünyada ise arkadaşlar en büyük vadi Colorado Kanyonu'dur arkadaşlar. Bu yaklaşık dünyanın en büyük kanyonudur. En uzun kanyonudur aynı zamanda. Bizde ise Antalya'daki Göksu Kanyonu bunun en güzel örneğidir. Ve diğer arkadaşlar son diğeri asimetrik ve simetrik vadiler var ama diğeri arkadaşlar biz hemen en sonu işleyeceğiz. Geniş tabanlı vadi. Artık akarsuyun aşındırmasının bitmesiyle neredeyse tamamıyla arkadaşlar bakın
aşındırmanın artık kalmadığı, sadece çevresinde aşındırarak arkadaşlar bak bayağı bir genişlettiği. Çünkü sağa sola doğru kıvrımlar yaptığı zaman arkadaşlar bakın geniş tabanlı vadi. Bunun da Türkiye'de en güzel görüldüğü yerler arkadaşlar özellikle Ege bölgesinde. Geniş tabanlı vadinin Türkiye'de en fazla görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. İşte vadilerimiz bunlar arkadaşlar, vadi türlerimiz. Sorularda dediğim gibi dikkat edeceğiniz nokta bunlar. Bu şekiller özellikle, şekillere dikkat edeceğiz. Burada şekline dikkat etmeyeceğimiz sadece şudur, kanyon vadidir. Yani onda şey çok önemli, karstik arazide olup olmaması çok önemli arkadaşlar. Acaba orada şekillenmiş mi? Ona bakacağız. Diğer ikinci türümüz arkadaşlar platolardır. İkinci önemli yeryüzü şeklimiz platolardır. Platolar şudur arkadaşlar. Akarsuyun aşındırmasıyla çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir arkadaşlar bakın. Platon'un tanımı bu. Çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir arkadaşlar. Türkiye özellikle hatırlarsanız iç kuvvetler konusunda bahsetmiştik. Üçüncü zamanda toptan yükseliyordu arkadaşlar bakın. Türkiye o kıvrım etkileriyle özellikle yan basınçlardan dolayı jeoteknik inen dönemde oluştuğu zaman da arkadaşlar toptan yükseliyordu ve geniş bir düzlük alanına geliyordu. İşte o çevresindeki akarsuların arkadaşlar bakın aşındırmasıyla çevresine göre kalan yüksek düzlükler oluşmuşlardır. Onlar da platolardır. Şimdi bu platolarımızı bölge bölge işleyeceğiz arkadaşlar. En fazla platonun olduğu bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Bunları hemen yazalım arkadaşlar çünkü bunlar ayrıntı olarak gelecek. Birincisi en başta Haymana platosu arkadaşlar bakın. Haymana platosu. Hemen altında Cihanbeyli platosu. Cihanbeyli platosu. Bozok platosu. Obruk platosu. Ve Uzunyayla platosu arkadaşlar. Platolarımız İç Anadolu bölgesindeki bunlar. Sonra diğer ikinci plato açısından zengin olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu arkadaşlar. Bakın burada da Şanlıurfa platosu. Şanlıurfa platosu. Gaziantep platosu arkadaşlar. Gaziantep platosu ve Mardin eşiği platosu arkadaşlar. Bakın Mardin eşiği platosu. Yine platolarımızdan. Diyarbakır platosu var mesela bununla beraber olan da. Yine şu daha özellikle ayrıcalıklı. Marmara bölgesinde ki platomuz arkadaşlar bakın Marmara şu an üzerinde yaşıyorlar İstanbullular. Çatalca ve Kocaeli platosu arkadaşlar bakın Çatalca Kocaeli platosu. Bu da mesela şeydir. Plato özelliği dışında istisnai bir bölgedir. Normalde platonun yükseltisi 1000 ila 1500 metredir mesela bakın. Platonun normalde yükselti değeri 1000 ila 1500 metre arasında olan yerde olması gerekir. Ama burası Çatalca Kocaeli çok düşük bir yerdir arkadaşlar. Buzul aşındırmayla bu bölgenin etkili olduğu kıyılarda mesela buzullar eriyince daha doğrusu aşınmayla böyle düşmüş, yükseltisi düşmüş olan bir platodur arkadaşlar. Akdeniz bölgesine geldiğimiz zaman Akdeniz bölgesindeki platomuz arkadaşlar kireçli arazi dediğimiz bölgede oluşan platodur. O da Taşeli platosu. Onun dışında Doğu Anadolu bölgesine geldiğimiz zaman Doğu Anadolu bölgesinde biraz daha yüksek. Bu da istisnai olarak yüksek olan platodur arkadaşlar. O da Erzurum Kars platosu arkadaşlar. Bir tek Ege bölgesinde kaldı. Ege bölgesindeki platomuz arkadaşlar Yazılıkaya platosudur. Yazılıkaya platosudur. Karadeniz bölgesinde plato yoktur arkadaşlar. Perşembe platosu diye deniliyor ama genelde o özelliği gösteremiyor arkadaşlar. Tam bir şey özelliğini gösteremiyor. Asıl belirgin olan platolarımız bunlardır arkadaşlar bakın. En fazla da şu anda İç Anadolu bölgesinde plato arasında en zengin olan bölgemizde burası. Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesi. Diğerlerinde teker tane sadece birer tane arkadaşlar platolarımız mevcuttur.
Üçüncü plato özelliğimiz arkadaşlar, dev kazanı. Üçüncü plato özelliğimiz dev kazanıdır. Bu genelde şelalelerde arkadaşlar, bugün şelalelerde ve çağlayanlarda görülen platolardır. Bu nasıl platolar diyorum? Yeryüzü şeklidir. Şudur arkadaşlar. Akarsuyun şöyle düştüğü yerde arkadaşlar bakın. Düştüğü bölgede zamanla meydana getirmiş olduğu arkadaşlar bakın şöyle düşmüş olduğu yerde zamanla meydana getirmiş oldu. Bakın normalde şimdi bir şey yok düştüğü yer ama zamanla arkadaşlar kademe kademe şu bölgeyi aşındırıp arkadaşlar bakın şurada bir çukur meydana getirir. İşte akarsuyun şurada düşerek çukur meydana getirdiği yere ise arkadaşlar bakın buraya ise şuradaki şu çukura ise dev kazanı denilir. Bu çukura denilir arkadaşlar. Şelalenin kendisine değil. Buraya bu çukura akarsuyun düştüğü yerde meydana getirdiği aşındırmayla oluşturduğu çukura dev kazanı denir. Bizim burada özellikle görüldüğü yerler arkadaşlar bir Tortum şelalesidir. Türkiye'nin hatta dünyanın güzel şehirlerinden bir tanesidir bu. Tortum şelalesi ve Manavgat şelalesi arkadaşlar. Bakın bunlar en güzel örnekleridir. Buralarda mesela bu dev kazanlarından çok yoğun bir şekilde görülür. Dünyada da en güzel arkadaşlar Niagara şelalesidir mesela. Orada da yine aynı şekilde böyle büyük bir dev kazanı bulunur. Diğer dördüncü şeklimiz arkadaşlar peri bacalarıdır. Bacaları. Bunlar da arkadaşlar volkanik sahalarda, bakın zamanında volkanik sahalarda arkadaşlar şöyle patlamayla beraber çevreye birikmiş olan şöyle kayaçların, bakın şöyle kayaçlar arkadaşlar patlamış olan kayaçlar. Şurası da tüflü arazi zaten. Bakın burası da tüf. Bunlar da hep tüf arkadaşlar çevresinde. Zamanında patlamayla beraber tüf ve iri kayaçlar çevreye dağılmıştır arkadaşlar bakın. O yamaçlara, eteklere parçalanarak dağılmışlardır. Daha sonra yağmur suları, akarsular arkadaşlar bakın buradaki o tüflü araziyi yani yumuşak araziyi aşındırırlar. Ve bu kayaçlar arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde tabanlarında kalarak şurada şu şekilde böyle kalarak şu kayaçlar arkadaşlar bakın şurada kalırlar. Böyle eğimli bir yamaçlarda, eğimli noktalarda böyle kalırlar. İşte bu şekilde oluşmuş olan yeryüzü şekline peribacalısı diyoruz arkadaşlar. Şu tüflü arazi şunlar aşınacaklar. Sert kayaçlar. Bunlar mesela aşınmayan sert kısımlardır arkadaşlar. Bakın şu bölgeler sert kayaçlardır. Aşınanlarsa tüf dediğimiz yumuşak yapıdaki küldür arkadaşlar. Daha doğrusu küldür. Onlar aşınıp bunlar burada bu şekilde yamaçlarda kalırlar arkadaşlar. Bunlara da peribacaları diyoruz. Bunun Türkiye'de en güzel görüldüğü yer Nevşehir'dir arkadaşlar. Bakın Nevşehir'de Ürgüp ve Göreme'dir burası. Ürgüp ve Göreme'dir. Hatta bunun bulunduğu bölüme ise arkadaşlar Orta Kızılırmak bölümü denilir. Bakın bazen de soru olarak onu veriyorlar. Orta Kızılırmak bölümüdür. Buraya hatta tesis şey olarak da Kapadokya deniliyor arkadaşlar. Turistik bölge olarak da Kapadokya deniliyor peribacaları. Ama biz dediğim gibi en güzeli Nevşehir'de, Ürgüp ve Göreme'de Orta Kızılırmak bölümündeki Kapadokya alanıdır burası. Peribacaları. Diğer arkadaşlar Peneplen. Beşincisi ise arkadaşlar Peneplen. Bunun diğer adı Yontuk düzdür arkadaşlar. Bakın Yontuk düz. Akarsuyun aşındırmasıyla arkadaşlar şöyle dalgalı bir düzlük haline geldiği şeklidir. Yani artık yavaş yavaş taban seviyesine ulaşacak. Yani denge profiline ulaşacak arkadaşlar. Bakın şurası artık şeydir. Denge profili dediğimiz yerdir mesela. Denge profili yani taban seviyesidir. Akarsuyun aşındırıp da son şeklini vereceği yerdir arkadaşlar. Bakın taban seviyesi yani denge profili dediğimiz yer. İşte oradaki dalgalı düzlük şekline getirdiği bölgedir arkadaşlar bakın. Peneplen dediğimiz yontuk düz. Burada Türkiye'de en güzel görüldüğü yer Ege bölgesidir arkadaşlar bakın. Dalgalı düzlüğün, yontuk düzlüğün Türkiye'de en güzel görüldüğü yer Ege bölgesidir. Peki bu denge profil ne demektir arkadaşlar? Bakın onu da şöyle bir hemen kısaca bir değinelim. Denge profili. Bu şudur arkadaşlar. Şimdi akarsuyun
Şu bölgeden aktığını düşünelim. Şurası. Biraz önce şeyde göstermiştik. İşte şurası arkadaşlar. Bakın şurası. Şu bölge tabandır arkadaşlar. Bakın şu bölge. Şunun altını belirgin bir şekilde bir çizeyim. Burası arkadaşlar bakın tabandır. Yani taban seviyesi dediğimiz çizgidir arkadaşlar. Yani diğer adı da bunun denge profildir. İşte burası aynı zamanda bu çizgiye de denge profili diyoruz arkadaşlar. Yani akarsuyun aşınabileceği son yerdir arkadaşlar. Yani en sert kısımdır yani burası. Bu bölge taban seviyesi veya denge profili dediğimiz yer. Şimdi akarsuyun çıktığı yer şurasıydı arkadaşlar mesela. Şurasıydı ve akarsu buradan yıllar içerisinde akar arkadaşlar. Tabii bu öyle bir kısa sürede bir meydana gelecek bir şekil şey değildir arkadaşlar. Oluşum değildir. Akarsu aktığı süre içerisinde arkadaşlar bakın kademe kademe süre içerisinde zamanla şu bölgeyi aşındırır arkadaşlar bakın. Zamanla belli bir süre içerisinde aşındırır. Buraları arkadaşlar bakın geriye doğru bir aşındırma da görülüyor aynı zamanda ve artık belli bir süreden sonra yani atıyorum mesela bu 2 milyon yıl önce arkadaşlar akarsu buradan kaynağı burasıdır bunun. Şurası da denize döküldü veya gittiği yerdir mesela. 2 milyon önce böyle bir yerden akıyormuş arkadaşlar ama akarsu aktığı süre içerisinde o bölgeyi aşındırır. Bakın o bölgeyi aşındırır ve belli bir süreden sonra atıyorum 2 milyon yıl sonra. 2 milyon yıl sonra arkadaşlar bakın. 2 milyon yıl sonra artık akarsu şuradan akmaya başlar arkadaşlar. Bakın şuradan akarsu artık buradan gelir mesela. Biraz daha hızı artar mesela burada. Zamanla buraya akar. Ve şurada arkadaşlar bakın şuradan akmaya başlar. Akarsu artık taban seviyesinden yani denge profili dediğimiz o çizgiden itibaren akmaya başlar. Tabi buradan akarken de şöyle yapar arkadaşlar. Akarsu sağa sola doğru artık büklümler yapar. Eğim azaldığı için böyle menderesler yapar mesela biraz sonra göreceğiz. İşte eğer akarsu bu taban seviyesinde akıyorsa denge profiline ulaşmış demektir arkadaşlar bakın. Eğer bu şekilde akıyorsa akarsu şöyle bir not düşelim. Denge profiline ulaşmış demektir arkadaşlar. Ulaşmış demektir. Ha Türkiye'deki akarsularına bakarsak mesela Türkiye'deki akarsuların hiçbiri ama onu özellikle not alalım arkadaşlar bakın. Bizdeki akarsuların hiçbiri ama hiçbiri denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar bakın. Onu çok özellikle belirtirim çünkü sorularda bunlar da gelecek ayrıntı olarak. Bizdeki akarsuların dediğim gibi hiçbiri ama hiçbiri denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Ben burada ulaşmış diye örnek verdiğim o ayrı. Ulaşmamıştır arkadaşlar. Onun için bizdeki hiçbir akarsu da böyle denge profiline ulaşıp menderesler görülmez arkadaşlar. Ha bizde niye denge profiline ulaşmamıştır? Bizdeki akarsuların yani kollarıyla beraber baktığımız zaman yüzlerce akarsuyumuz vardır arkadaşlar. Ha bizdeki akarsular niye acaba denge profiline ulaşmamıştır? Çünkü biz yakın bir zamanda şekillendik arkadaşlar. Ve Türkiye 3. zamanda toptan yükseldiği için Türkiye'nin yükseltisi ve engebesi fazladır arkadaşlar. Onun için biz denge profiline ulaşmamışızdır. Bunu da özellikle ayrıntı olarak belirtelim. Diğer altıncısı arkadaşlar. Altıncı şeklimiz kırgı bayır. Kırgı bayır yani Batlands dediğimiz şekildir arkadaşlar. Bu da Batlands da genelde şeydir. Akarsular kadar bir de yağmur sularıyla arkadaşlar bakın şöyle ince yarıklar meydana gelir. Eteklerde arkadaşlar bakın şöyle ince yarıklar meydana gelir. Bunlara da arkadaşlar bakın ince yarıklar Batlands denir. Bunlar zaten şekil olarak sorulmaz da sadece isim olarak bildiğiniz zaman yeter arkadaşlar. Yağmur suların böyle sellenmeyle mesela sel felaketlerinde veya sellenme görüldüğü zaman meydana gelen yamaçlardaki ince yarıklardır arkadaşlar. Belli noktalarda oluşan yarıklardır. Bazen de şöyle mesela eğimli olan bölgelerde mesela şöyle meydana gelen ince yarıklardır arkadaşlar. Bu bölgede şu alanda görülen şöyle ince yarıklardır aynı zamanda. Bazen yamaçlarda görülür. Bazen direkt dağ eteklerinde görülebilir bu. Batlands
Ve diğer yedinci şeklimiz arkadaşlar Menderes'lerdir. Burada özellikle akarsuyun zaten dikkat edin Menderes'ler yapması eğiminin azaldığını gösterir. Ama burada aşınma yine şöyle şu şekilde devam eder mesela. Menderes'ler şöyle büklümler demektir arkadaşlar. Bakın unutmayalım. Menderes demek aynı zamanda akarsuyun büklümler veya kıvrımlar yaptığı yerdir bu. İşte bunun aşındırma yaptığı yer şu döndüğü yerdir arkadaşlar. Bakın akarsuyun şöyle dönüş yaptığı yerlerdir bakın. Bu bölgeler akarsuyun aşındırma yaptığı yerler genelde şu dönüş yerleridir. Ki zaten bu dönüş yerlerinde zamanla arkadaşlar bu dönüş yerleri böyle genişlemeye başlar. Hatta yatak bile değiştirebilir arkadaşlar bakın. Belli bir süreden sonra bu dönüşlerin yoğun olmasından dolayı o bölgeye çok çarptığı için arkadaşlar burada yatak değişimi bile olabilir. Türkiye'deki özellikle böyle akarsuyun Menderesler yaptığı bölgemiz arkadaşlar çok belirgin bir şekilde Ege bölgesidir. Hatta iki tane nehrimizin adıdır arkadaşlar bu. Büyük Menderes ve Küçük Menderes. Bizim Menderes'lerin en yoğun olduğu yerlerdir. Tabii bir bölgede eğer özellikle Menderes'ler çok belirginse arkadaşlar eğim azalmıştır. Ve o çarpmanın etkisiyle belli bir süreden sonra akarsu yatak bile değiştirebilir. Diğer 8. şeklimiz ise arkadaşlar o da seki yani taraçadır arkadaşlar. Bu da akarsuyun şöyle şu şekilde eğimli bölgeden akar mesela. Eğim bölgeden. İşte aktığı yerde arkadaşlar bakın şurada aşındırır. Şurada aşındırır. Şu bölgelerde az da olsa arkadaşlar bakın biriktirme yapabilir buradan. Şurada yine aşındırır. Şu bölgelerde az da olsa yine bir birikim sağlayabilir. Yine aşındırır arkadaşlar. Şuradan şu bölgelerden ve tabanda az da olsa yine biriktirme yapar. İşte sekiler dediğimiz arkadaşlar bunlardır. Yani daha belirgin ona bazen sorularda mesela çok daha belirgin bir şekilde verir şöyle. Şöyle basamak şeklinde olan. O genelde böyle bu şekilde oluyor ama şurada mesela işte akarsu akıyor şuradan. Şu bölgelerden işte şurada az da olsa bir birikim sağlıyor. Onun için aynı zamanda birikim şekli de denir bunlara. Şuradan akıyor arkadaşlar yine aynı şekilde. Şurada da birikim yapıyor. Sekiler dediğimiz şu basamak şeklidir. Yani taraçalardır. Akarsuyun aşındırmasıyla. Özellikle mesela erozyonu azaltmak için böyle bir şekil yapılır. İnsanoğlu beşeri olarak mesela yamaçları böyle sekilendirir. Yani taraçalandırır. Ama kendiliğinden de oluştuğu yerler vardır bu şekilde. Hatta sekilenmeyi hatırlıyorsanız epirojenizmada da görmüştük. Sular geri çekilirken mesela kıyı bölgesini aşındırır böyle sekiler. Yani taraçalar meydana getirirdi. Bunlar aşınım şekillerimiz arkadaşlar. Şimdi birikim şekilleri diyelim. Akarsu birikim şekilleri. Akarsu birikim şekilleri. En başta birincisi arkadaşlar delta'dır. En önemlisi bu zaten arkadaşlar. Delta. Akarsuyun arkadaşlar denize döküldüğü yerlerde birikim yaptığı yeryüzü şeklidir. Eğimin azalmasına bağlı olarak denize döküldüğü yerlerde birikim yaptığı yeryüzü şeklidir. Bunlar mesela şeylerde şu şekilde verilir. Şudur arkadaşlar. Şu akarsuyumuzdu. Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde zaten dikkat edin kıvrımlar yapar. Bazı bölgelerde çok belirgin bir şekilde. Şu biriktiği yer arkadaşlar bakın şu akarsuyun biriktiği yer işte burası delta'dır arkadaşlar. Deniz kenarında biriktirme yaptığı 0 metre diyelim şuraya. Biriktirme yaptığı şu yeryüzü şekline delta diyoruz. Şimdi bir bölgede delta oluşabilmesi için acaba neler gerekli? İşte maddeler halinde onları bir yazalım arkadaşlar. Birincisi eğim azalacak arkadaşlar bakın. Eğim azalacak delta oluşabilmesi için. İkincisi yük miktarı artacak arkadaşlar burada. Yük miktarı artacak. Üçüncüsü arkadaşlar bakın burada o da çok önemli. Kıyıda arkadaşlar bakın kıyıda güçlü akıntılar ve dalgalar olmayacak arkadaşlar bakın. Kıyıda güçlü akıntılar ve dalgalar olmayacak. Ve en önemlisi işte arkadaşlar bakın dördüncüsü kıyının kıta sahanlığı arkadaşlar. Kıyının kıta sahanlığı geniş olacak arkadaşlar bakın.
geniş olacak. Kıta sahanı geniş olması demek, yani şu demektir arkadaşlar, deniz sığ olacak. Deniz sığ olacak arkadaşlar. Kıyının kıta sahanlığının geniş olması demek, denizin arkadaşlar sığ olması demek. Yani akarsuyun denize döküldüğü yerin arkadaşlar kıyı bölgesinin fazla derin olmaması gerekir. Yani sığ olması gerekir. Yani fazla derin olmaması gerekir. Derin olursa çünkü tabana doğru gider arkadaşlar ve bir türlü birikmez. Ama kıyısı olduğu zaman mesela kıta sahanlığı geniş olduğu zaman yavaş yavaş tabanda birikmeye başlar. Diğer beşinci özelliğimiz ise arkadaşlar bakın kıyıda gelgit görülmeyecek arkadaşlar bakın gelgit yani metcezir dediğimiz o olay kıyıda görülmeyecek. Diğer beşinci maddemiz de bu. Akarsuyun özellikle delta olan yerlerinde arkadaşlar unutmayalım kıyıda gelgit görülmeyecek. Özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Delta oluşabilmesi için gerekli olan unsurlar bunlar. Eğim azalacak, yük miktarı artacak, kıyıda güçlü dalgalar ve akıntılar olmayacak. O çok önemli. Kıyının kıta sahanlığı geniş olacak arkadaşlar. Yani deniz sığ olacak. Ve kıyıda arkadaşlar gelgit görülmeyecek. O da çok önemli. Kıyıda gelgit görülürse çünkü birikim sağlanamaz arkadaşlar. Hangi delta ovalarımız var? Mesela Türkiye'nin delta ovaları arkadaşlar bakın bunu tekrar yazalım. Bu çünkü önemli bizde delta ovalarımız. Akdeniz bölgesindekiler bir Çukurova arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır o. Hemen yanında Silifke delta ovasıdır. Bir de bazen kaynaklarda Aksu var ama o normalde delta ovası olarak değil de yerleşim alanı kullanılıyor. Onun dışında Ege'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın Ege'de özellikle Balat ve Menemen Delta Ovası Ege'de. Karadeniz bölgesine geldiğimiz zaman Karadeniz bölgesinde Bafra ve Çarşamba arkadaşlar. Bir de Marmara bölgesinde arkadaşlar Karasu. Marmara bölgesinde de arkadaşlar Marmara'nın kuzeyindeki Karasu, yani Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yerlerde Karasu, Delta Ovası da yine önemli olan delta ovalarımızdır arkadaşlar bunlar. Delta dediğim gibi en önemlisi. Zaten sorularda en fazla gelen olan şeklimiz bu arkadaşlar. İkincisi birikinti konisi. İkincisi arkadaşlar. Hatta bu ikincisine bağlı olarak diğerlerini de anlatacağız. Birikinti konisi. Bu şudur arkadaşlar. Birikinti konisi. Dağların yamaçların arasından özellikle şöyle. Akarsuyun taşımış olduğu arkadaşlar. Bakın akarsuyun taşımış olduğu alüvyonların gelip yavaş yavaş yamaçlarda arkadaşlar. Bak birikmesiyle oluşan şeklidir şu. Dağ yamaçlarından akarsuyun veya yağmur sularını taşıyıp getirmiş olduğu arkadaşlar. Bakın şöyle birikinti konisi. Yamaçlarda buradaki fark odur arkadaşlar. Mesela delta deniz kenarındadır. Birikinti konusu ise arkadaşlar dağ yamaçlarındadır. Yani o yükseklerde dağ yamaçlarında görülen bir özelliği vardır arkadaşlar. İşte üçüncüsü birikinti yelpazesi ise arkadaşlar mesela birkaç tane birikintinin birleşmesiyle, birkaç tane konunun birleşmesiyle atıyorum başka bir yerden arkadaşlar, başka bir noktadan gelen akarsuyun taşımış olduğu mesela şunlar zamanla arkadaşlar birleşebilirler mesela. Şu bölgeden de gelebilir diyelim mesela şuradan. Bunlar birleşirse arkadaşlar bakın bunlar birleşirlerse bunlar birleşme özelliği gösterirlerse birikinti yelpazesi diyoruz. Diğer dördüncüsü ise arkadaşlar dağ içi ovası. Bu da şudur arkadaşlar. Karşılıklı iki tane dağın arkadaşlar. Bu birikinti yelpazelerinin bakın. Birikinti yelpazelerinin birleşmesiyle. Şurada mesela bir başka bir yelpaze. Şurada da bir başka yelpaze. Bunların birleşmesiyle oluşan alandır arkadaşlar. Bakın. Şu iki tane karşılıklı akarsuların taşımış olduğu birikinti konilerinin arkadaşlar. Bakın şurası kaynak. Şurası da karşılıklı olarak birikmiş olduğu alandır arkadaşlar. Bakın şurası da. Karşılıklı iki tane
birikinti yelpazesinin birleşmesiyle oluşan yerdir. İşte mesela buna en güzel örnek Malatya Ovası'dır arkadaşlar bakın. Malatya Ovası buna en güzel örnektir Dağaç Ovası'na. İki tane karşılıklı dağın birikinti yelpazelerinin birleşmesiyle oluşan yeryüzü şeklidir bu da. Ve diğer beşincisi arkadaşlar son akarsu biriktirmesindeki son şeklimiz arkadaşlar. Yani kaçıncı oluyordu bu? Beşincimiz Irmak Adası arkadaşlar. Irmak Adası veya Kum Adası. Bu da şudur arkadaşlar. Yine Menderesler yaptığı yerlerde özellikle. Yani şöyle büklümler yaptığı yerde. Bazen akarsu arkadaşlar bakın eğim azalmasına bağlı olarak yatak içerisinde şöyle ufak adacıklar oluşur arkadaşlar. Veya bunlar birikirler mesela. İşte bu birikmiş olan şu şekli arkadaşlar bakın. Yatak içinde eğimin azalmasına bağlı olarak birikmiş olan şu şekli arkadaşlar Kum Adası. Bazen de öyle diyorlar mesela. Kum Adası veya Irmak Adası denilir. Akarsuyun yatağının içinde olur arkadaşlar bu. Eğim azaldığı için sular da yavaş yavaş çekilir arkadaşlar burada. Menderesler yapar ve orta bölge özellikle ortasında meydana gelen yer çekti. İşte buna da Kum Adası denilir.